20 tane Kur'an kursu talebem var. Eğer ben bugün o talebe... ...1793 Ebu Cami'nin bilgiler tarihi yanmış. Kulak kalınlığı var. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Ve dışı bu. Buranın arazisi karşıya doğru çok geniş. Yani su yok. Hafta Rabbim kimseye vermesin, büyük bir sel afeti yaşadık. Tabii biz o gün ben bakkaldan dönüyordum. Hatta onun daha öncesi var. Yaz kursuyla çocuklar camide okuyorduk. O anda büyük bir yağmur başladı ve biz çocukları evlerine bıraktık. Ben de bakkala ekmek almaya gittim. İhtiyacımı görüp köye dönerken arabayla köye geçemedim. Arabamı yolda bırakıp köye yayan geçtik. 6 kişiyle beraber bizlere katılan 2 çocuk, 2 bayan, bir hamile bayanla beraber köye bu şekilde ulaştık. Evet hocam, caminizde neler oldu bir anlatır mısınız? Evet, camimiz tarihi bir cami. Camlarını, kapılarını patlatarak camimizin insan boyunda ortadaki avizeye değmiş vaziyette su yüksekliğine ulaştı camimiz. Tabii camimiz kullanılamaz halde şu anda. Zaten devletimiz tarafından ibadete kapatıldı yani, tehlike arz ettiği için. Evet, ondan sonraki süreçte bir cami yapıldı. Ondan sonraki süreçte devletimiz sağ olsun bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Bugün cuma, çarşamba gün devlet yetkililerimiz geldi Çevre Şehircilik Bakanlığımızdan. Dediler hocam yeni bir cami inşa edeceğiz. Size de cumayı kıldıracağız. Ben Allah'a şükür hiçbir tereddüt yaşamadım. Devletimin ne kadar büyük, ne kadar güçlü olduğuna güvencim her zaman tamdır. Ben buna inanıyorum. Çarşamba gün betonuna atıldı. Perşembe gün kurulumu yapıldı. Biz bugün elhamdülillah cumayı bu camide idrak ettik. Efendim hem hüzün bir tarafta hem sevinç bir tarafta. Elhamdülillah. Yani bugünkü o insanların neşesini, hüznünü, o mutluluğunu görmeniz gerekirdi. Biz buna şahit olduk. Allah'a hamdolsun. Böyle bir güzel memlekette yaşıyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.